Merhaba, Karar TV Orta Dalga'dayız. Ee, bugün konuğum, Türk siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri, Sayın Murat Karayalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi size belediye başkanlığı yaptınız, parti başkanlığı yaptınız, devlet bakanlığı, e, dışişleri bakanlığı. Artık bilmiyorum, soracak çok fazla soru var. <gülüyor> Ama <gülüyor> tabii ki <laughs> önce yaklaşık 50 yıllık bir siyaset hayatınız var politikada. Ee, Bugünü değerlendirdiğinizde ya nereden nereye ne oluyor? Siz, sizi hala şaşırtan bir şeyler var mı Türk siyasetinde şu anda? Ee, evet var. Her şeyden önce söylemde çok ciddi bir farklılık yaşıyoruz. Daha doğrusu gerileme yaşıyoruz. Ee, siz diye hitap etmiyor siyasetçiler birbirlerine. Sen oldun. Sayın yok. Sayın sözcüğü de kullanılmıyor. İşte Bay Kemal'ler var. Parti genel başkanlarına zaman zaman saldırılar yapılıyor. İşte Meral Hanım'a yapıldı, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapıldı, Kemal Bey'e yapıldı. Geçmiş olsunlar yok. Daha bunlar bir şey değil. Hele bakalım ileride ne olacak açıklamaları yapılıyor. Bir defa bunlardan çok derin bir üzüntü duyuyorum. Gerileme ifadesini bu nedenle kullanıyorum. Bir gerileme olduğunu bu nedenle bu gerekçeyle söylüyorum. İşte öfkenin örneğin bir hitabet sanatı olduğundan söz ediliyor. Dindar kindar kuşakların yetiştirilmesinden söz ediliyor. Türkiye siyasetini bugünkü gerilim noktasına taşıdığını düşünüyorum. Yani bizi biz olmaktan çıkaran, bizi birbirimize hasım hale getiren bir söylem egemen Türkiye siyasetinde. Ben 89-93 arasında, 89 Mart ile 93 Eylül'ü arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Ana Vatan Partisi'nin 3 Sayın Genel Başkanı, aynı zamanda 3 Sayın Başbakan, beni belediyede ziyarete geldiler. Turgut Bey, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz. E, benden bilgi aldılar, bilgi istediler, kendilerine sunuş yaptım ve e, taleplerimizi de e, karşılamak için çaba harcadılar. İlk ve son da herhalde. <laughs> Vallahi e, bilemiyorum. Ben önce var mıydı bilemiyorum ama ben bunu yaşadım Gülay Hanım. Bir ilginç şey daha söyleyeyim. Galiba Türkiye siyasetinin bu ilk ve son, onun ilk ve son olduğunu biliyorum. E, Sayın Hüsamettin Cindoruk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken çağrımız üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine geldi. Ve belediye meclis üyelerine hitaben çok güzel bir konuşma yaptı. Bir konuşma yaptı. Bir lafa güzelliğini bir yana bırakayım. Bir konuşma yaptı. Bu ilk kez oluyor. Ve son kez olmuş. Ee, Ulusal Meclis'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı bir belediye meclisine geliyor. Ve orada belediye meclis üyelerine e, bir hitapta bulunuyor. E, çok etkilenmiştim e, ben bundan. O dönem çok eski bir dönem de değil. Yani 90'lardan söz ediyorum. 90'larda bunu yaşamıştık biz Türkiye'nin siyasetçileri olarak. Şimdi biraz önce söylemiş olduğum görüntü içindeyiz. Söylem kullanılmakta birbirimize hasım durumuna getirilmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla çok ciddi bir gerilemenin yaşadığını görüyorum. Şimdi e, güncel siyaset tabii geçeceğiz ama bir anda da 90'ların e, Türkiye siyasetinin de çok da aydınlık olmadığı üzerine çeşitli şeyler e, söyleniyordu. Ben siyasi ilişkileri söylüyorum yani 90'ların siyaseti evet, için evet. demiyorum. 90'ların siyasetçisi için söylüyorum. 90'lardaki koalisyon hükümle, hükümetleri e, siz şimdi bugünden baktığınızda e, gerçekten söylendiği gibi hani 90'ların siyasetinde bir sıkıntı var mıydı Türkiye'de? Valla 90'lar Türkiye'nin çok sorunlu yılları oldu. Hı hı. Allah bir daha o 10 yılı yaşatmasın bize. İktisadi koşullar, iktisadi mali koşullar kötüydü. Terör çok can aldı. Belki de 84'te başlaması nedeniyle ilk kez o çapta bir terörle karşılaşmıştık. Onun sorunlarını, sıkıntılarını yaşıyorduk işte insan hakları ihlalleri faili meşuller vesaire evet. 90'lı yıllar gerçekten bugün geriye dönüp baktığımızda çok üzüntü duyduğumuz olumsuzluklarla dolu olarak geçti ama buna rağmen hı hı. buna rağmen işte siyasetçilerin ilişkileri de biraz önce dediğim gibiydi yani ülkelerin böyle onar yıllık dilimlerine baktığımızda bazı on yıllar çok iyidir bazı on yıllar e, kötüdür. E, bu kötü bir on yıldı. Yani biraz önce dediğim olumsuzluklarla e, dolu bir on yıldı. E, Gülay işler her zaman iyi gitmiyor. Hı hı. Yani mesele işlerin kötü gittiği zaman da sağduyulu olmakta. işlerin kötü gittiği zaman da saygın olmakta. işlerin kötü gittiği zaman da ülkenin siyasi değerlerini korumakta. E, siyasetçilerin bir görevi bu. 90'larda işler kötü gidiyordu ama siyasetçiler bir anı biraz önce dediğim noktadaydı. Bir kutuplaşma yoktu. Yani yani farklı siyasi görüşlerimiz vardı ama işte biraz önce dediğim Hı -hı. ilişki içindeydik. Yani 3 ana vatan Partisi genel başkanı, Sosyal Demokrat Halkçı Partili bir belediye başkanını ziyarete gelmişti. Benim partim SHP rahmetli Özal'ı Cumhurbaşkanı olduktan sonra, 89 Ekim'den sonra karşılama uğurlama konusunda bir karar almıştı. Karşılamayacağız, uğurlamayacağız diye. Ben Ankara Belediye Başkanı olarak bunu doğru bulmadığımı gidip dönemin Genel Başkanı Erdal İnönü'ye ve Genel Sekreteri Deniz Baykal'a söylemiştim. Onlar da bana demişlerdi ki ya sen belediye başkanlığını yapacaksın. Senin şeyin ayrı sen nasıl istiyorsan öyle davran. Nasıl uygun görüyorsan öyle davranmalısın demişlerdi. Yani parti içinde de bu tür değerlendirmelerin yapıldığı bir dönemdi. Şimdi kitlesel olarak böyle müthiş bir karşıtlık içindeyiz. Yani toplum bölününce, toplum ötekileştirilince moda deyimiyle söyleyeyim. Birbirine düşürülünce sonuç itibariyle siyasette böyle oluyor. Ya da belki siyaset böyle olduğu için toplum o noktaya getiriliyor. Ee, yani çok büyük bir farklılık var. Ee, ben e, her ortamda siyasetçi olmak kolay değil. Yani bir yere seçilmek meselesi de değil. Aynı zamanda devlet adamısınız. Bu sorumluluğu taşımak durumundasınız. Muhalefette olsanız bile bunu yapmak durumundasınız. Ben e, rahmetli Türkeş'in o dönemdeki terör olaylarıyla ilgili, Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili vermiş olduğu güçlü mesajlar anımsıyorum. Bu bir devlet adamlı tavrıdır. E, 90'ları da böyle açtık zaten. Yani 90'ların sıkıntılarında böyle açtığımızı düşünüyorum. Şimdi bambaşka bir ortamın içindeyiz. İnşallah bu da düzelecek. İnşallah yine uygun olması gereken noktaya Türkiye siyaseti taşınacak. Siz geçenlerde deneyimli deneyim siyasetçilerle Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiniz. Evet. Bu da çok ses getirdi. E, her biriniz kısa da olsa konuşmalar yaptınız. Desteklerinizi ilettiniz. E, bir yandan da e, bir söyleşinizde... Ee, Ekrem İmamoğlu'na açılan davaları altın masaya bir suikast olarak Evet e, doğru değerlendirdiniz. Öyle değerlendirdim. Ee, bu suikast nasıl bir hasar bıraktı ya da bir hasar bıraktı mı? Ee, hasar tespitin, muhalefet hasar tespitinin yapıldığını sanmıyorum. Ee, bir hasar bıraktı, bir hasar yaşandı daha doğrusu. Ee, yani tekrar anımsatmak gibi olmasın o yani çok kısa bir süre önce yaşadık, herkesin belleğindedir. Diye düşünüyorum. Yani bizim partimizin içinde de tartışmalara neden oldu. Parti genel başkanlar arasında bildiğiniz Gerilim gibi oldu. gerilimler yaşandı. Bu bir hasardı. Evet. Yani bir bombanın pimini çektiler el bombasını attılar ve böyle bir toz duman içinde bu tür olumsuzluklar yaşandı. Ama altılı masa çabuk toparladı. Ee, şimdi e, çok fazla iz kalmadı düşüncesinde ya da umudundayım. Otomobil perde çıkmadı. Dayım. Birazcık hasar gördü ama <laughs> evet. perde çıktı. Evet, Hala yolda tekerlekler e, direksiyon ediyor. her şey. Sağlam. Peki. E, şimdi altılı masa artık hani altılı masa tartışması kalıbından da yani hakikaten e, belki de herkes biraz sıkıldı ama siz altılı masada bir gerilim görüyor musunuz? Yani kopuşa gidecek bir gerilim görüyor musunuz? Ben altılı masanın kolay kolay dağılacağı kanısında değilim. Çünkü halkımız bu masayı çok önemsedi. Aslında bu ifadeyi de kullanmak istemiyorum. Benim kullandığım ifade ittifak, i̇ttifak. ifadesidir. Ben ittifakı tercih ediyorum. Daha güçlü bir sözcük çünkü altılı masa biraz daha böyle geçici izlenimini o aslında medyanın da taktığı bir isim e oldu ama ve benim öyle kalktı evet, benim sendi e, evet öyle e, parti genel başkanlarından da hiç ittifak sözcüğünün e, evet. kullananlara <laughs> rastlamadım e, o da kullanılıyor e, ben de e, ittifakı ittifak sözcüğünü tercih etmeme karşın ben de altılı masa e, diye konuşmaya başladım onu fark ediyorum e, altılı masayı halkımız e, destekliyor benimsiyor altılı masanın kolay çözüleceği dağılacağı kanısında değilim. Gerilim tabii olacak. Yani gerilimden gerilimin olmasından korkmamak gerekir. Bence önemli olan açık olmaktır, açık davranmaktır. Her sorunu masada konuşmaktır. Yani dolaylı mesajlar vermek yerine, böyle ikame eden, vekalet savaşlarına benzer vekalet sözcükleriyle konuşmak yerine bence her şey doğrudan konuşulabilmeli. Ee, sanki konuşuyorlar gibi de yani kamuoyuna zaman zaman böyle bir gerilim olduğu izlenimini veren mesajlar sunulsa da e, sonuçta altılı masa her toplantısında, şimdi 11. toplantı yapılacak, her toplantısında yoluna devam ediyor. E, belki biraz geciktik. Hı hı. E, şu açıdan söylüyorum bunu. E, yani iki, iki metin oldu. E, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı bir anayasa değişikliği metni sunuldu. Ben e, o konuda zaten hemen hemen daha başlangıçta ciddi bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. E, çok e, zaman harcandı e, kanısındayım. Asıl e, üzerinde çalışılması gereken konu e, eski dönemin hükümet programı dediğimiz hı hı. metnin hazırlanmasıydı. E, ayrıca ikinci müvettin de e, koalisyon protokolü eski dönemde yine koalisyon protokolü diye e, e, adlandırdığımız ...metnin hazırlanmasıydı. Cumhurbaşkanı adayı da ondan sonra belirlenecekti. Yani bunlar üzerinde mutabakata varılmadan... ...hükümet programı ve koalisyon protokolü üzerinde mutabakata varılmadan... ...zaten Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi doğru değildi, olamazdı. Ama e, dolayısıyla doğru olan yapılıyor ama doğru olanı biraz geç yapıyoruz. Daha erken bir tarihte e, yapsaydık altılı masa olarak iyi olurdu. Hele şimdi seçim gerçi çok çok fark etmiyor yani bir ay önceye çekildi ama birden bire 4-5 ay sonra 4 ay sonra seçime gideceğimizi gördük. Biraz telaşlandık altılı masaya destek veren kitle olarak yurttaşlar olarak. Umarım bundan sonra hızlı bir çalışmayla bu telafi edilebilir. Telafi edilebilir mi? Edilebilir tabii. Edilebilir. Yani hazırlanacak metnin çekiciliğine bağlı. Şimdi bu metin nasıl olacak? Bu ben e, e, böyle çok bazı arkadaşlarım saklı olarak diyorlar ki çok somut olsun. Hı hı. E, çok açık olsun. E, doğru somut olmalı açık olmalı. E, ama ben ondan çok e, insanlarda e, güzel günler göreceğiz izlenimini yaratacak bir metin olsun diye düşünüyorum. Yani siyasi söylemi çok güçlü bir metin olsun diye düşünüyorum. E aklıma da hani Altılı Masa'nın e, öteki parti mensupları e, beni mazur göreceklerdir. E, onu öncelikle söyleyeyim. Aklıma da 70'li yıllardaki Bülent Ecevit'in o ak günlere bildirgesi geliyor. Ak günlere bildirgesini yalnızca CHP'liler benimsememişti. Ben biliyorum, o anımsıyorum o dönemi. Çok sayıda yurttaşımız başka partiye oy vermiş önceki seçimlerde. Çok sayıda yurttaşımız o metni çok sevmişti. Yani o metin herkese güzel günler göreceğimizi e, söylüyordu. Şimdi başta gençlerimiz olmak üzere yani yurt dışına gitmeyi düşünen gençlerimiz ya da yurt dışına gitmekte olan doktorlarımız, yetişmiş elemanlarımız olmak üzere sıradan yurttaşlarımız bu metni okuduklarında ya da dinlediklerinde tamam diyebilmeli. Hah diyebilmeli. Bir o. İkincisi koalisyon protokolü dediğim şey Gülay Hanım devletin nasıl yönetileceğidir? devleti nasıl yöneteceğiz? Altı parti bir araya geliyor. Zor bir şey. İlk defa altı partili bir koalisyona gidiyor Türkiye. Zor bir şey. E şimdi insanların bu tür kaygılarının da olabileceğini düşünüyorum. Acaba bunlar ne yapacaklar, nasıl yönetecekler diye. Şimdi tek parti yönetiminden altı parti yönetimine geçiyoruz. Burada işlerin işleyişinde bir duraksama olmayacağını göstermemiz gerekiyor. Atamalar, izlenecek politikalar, Kurulacak kurulların nasıl çalıştırılacağı vesaire. Bir de bu var, bir de bunu insanlar dinlemeli. Ondan sonra da aday olacak tabii. Bu iki metnin eğer biraz önce dediğim nitelikleri taşıyorsa, ben çok etkili olacağını düşünüyorum. Bir de böyle gençler şey mi bekliyor hani hafif e, slogan sloganvari birazcık böyle hani yaratıcı evet. metinlere e, o çeşitli tabii. isimler. yani tabii. Çok Teknik olarak şey değil. Mesela siz de belediye başkanlığı döneminizde değil mi Şar e, seçim şarkılarınızda evet, falan tabii. hala bile evet, e, evet, sevilerek evet. dinleniyor evet, şarkılarınız. Evet, evet. E, evet tabii o bu, gerekli ama o zaten e, bu işin uzmanları var. Hı. Yani senin düşüncenden e, dinleyip buradan slogan üreten, çıkartan, bunu müziğe dönüştüren, müzik eşliğinde yaygınlaştıran çalışmalar yapacak. Yetkin isimler var, uzmanlar var. O yapılır. Yani yeter ki öngörülen şey doğru olsun. Şimdi bakın Altılı Masa daha önceki açıklamasında Türkiye'ye iki temel mesaj verdi. Bunlardan bir tanesi şuydu. Biz bu parçalanmış toplumda, İnsanların birbirine hasım hale getirildiği bu toplumda Altılı Masa dedi ki biz bütün farklılıklarımızla beraber biz olacağız yeniden. Çok güçlü bir taahhüt. Hı -hı. Çok coşku verici bir taahhüt. Hepimiz, herkes. Artık tolerans falan yok. Yani birbirimizi artık tanıyoruz. Bu dönemin bence en büyük kazanımı da bu oldu. Gördük ki birlikte yaşamak zorundayız bu topraklarda. Dolayısıyla biz biz olmak zorundayız. Altılı Masa diyor ki ben bunu yapacağım. Ben bunu sağlayacağım. Birinci olarak bunu diyor. İkinci olarak da altılmasa diyor ki Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında. Şimdi her ikisi de çok güçlü taahhütler. E peki nasıl yapacağız bunu? E yani ne olacak da biz olacağız? E ne olacak da Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız? Şimdi bu programda ve koalisyon protokolünde biraz bunları işleyebilmeliyiz. Sonra bunlar şarkılaştırılır, sloganlaştırılır, daha kolay bir şekilde anlatılacak hale getirilir. Peki şu an mesela e, iktidar tarafında ve muhalefet tarafına baktığınızda hani e, konuşulan bir şey var. İktidar tarafındaki coşku şu anda biraz daha fazla, muhalefet burada birazcık e, geride kalıyor diye. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Valla anketler e, e, sanki biraz e, e, öyle bir... E, izlerimin e, yaratılmasına neden olacak sonuçları ortaya koyan yani, yani e, AKP oylarında ya da e, Sayın Erdoğan'ın alacağı oylarda işte artışlar olduğu söyleniyor. Bu tırnak içinde gecikmeyi ya da isterseniz duraksamayı diyelim. E, AKP şimdiye kadar ee, yapmadığı ölçüde cömert davranarak, bonkör davranarak telafi etmeye çalıştı, telafi ediyor. Ee, daha önce hiç aklına gelmeyen şeyleri, daha önce yapmayacağını söylediği şeyleri e, şimdi seçime giderken e, fazlasıyla e, yapan bir uygulamanın e, içine girdi. Tabii aslında bunun çok fazla bir kıymet harbiyesi yok Gülay Hanım. Çünkü yani bugün aldığınız 2-3 gün sonra eriyor bu enflasyonist ortamda bu verilen e, parasal desteklerin e, önemi yok ama sonuç itibariyle e, insanlar üzerinde bir etki de yaratıyor. Zaten e, yüksek bir olasılıkla EYT'nin geciktirilmesi. Hı hı. E, yavaş yavaş kaydırılıyor. Işte, evet, yani Şubat, şimdi, Mart. evet, şimdi her ay e, para arzında %10 artış var. Yani kesen ağzı açılmış durumda. E, para arzı artırılıyor ve bütün bunlar o şekilde finanse ediliyor. Ama enflasyonist ortamda bu bir süre sonra e, eriyor, etkisini kaybediyor, yitiriyor. E, bunun etkisinin e, e, kaybolmayacağı ya da azalmayacağı bir zaman aralığını yakalamaya çalışıyorlar. Hı hı. E, o zaman aralığında sonuç alma e, arayışı içindeler. Sanırım e, ve umarım bu e, altılı masa yönetimi tarafından da dikkate alınacaktır. Peki e, altılı masada hani e, geçtiğimiz birkaç ayda işte e, adayı altılı masa belirleyecek, e, İyi Parti tarafında bir kazanacak aday e, vurgusu sürekli yapılıyordu ama son birkaç haftadır böyle aday mevzunda çok da fazla e, konuşulmuyor. Ee, çoklu aday gündeme gelebilir mi? Yani hani yürütme tarafında bir ittifak ama yasama tarafında çoklu adaylarla seçime gidilme olasılığını görüyor musunuz? Valla uygun olmaz bu. Hı hı. Yani o olasılık var çünkü bundan söz edilmeye başlandı. Evet. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu da bundan söz etmeye başladı hı hı. birkaç haftadır. Ee, dolayısıyla e, masayı dağıtmamak için yüksek bir olasılıkla. Yani eğer ip oradan inceleyecekse hani ipi kopartmamak için... E, o zaman çoklu adaya da gidilebilir e, düşüncesi, Sayın genel başkanlar tarafından seslendirilmeye başlandı. Çoklu aday diye bir şey olamaz da, her partinin dediğiniz gibi her kendi adayını adayı, çıkarması. Evet. Yani masa altılı masa ben dört tane 5 tane aday çıkartıyorum diyemez, e, o doğru olmaz. E, aday çıkartmıyorum der, dediğiniz gibi. Yasama organında ittifak yapıyorum, yürütme organında her parti kendi bildiğini yapacak der. Bu 2018 seçimlerindeki kısmi ittifakın tekrar edilmesidir. Hı hı. E, bu uygun olmaz. E, yani asıl vaatler yani yurttaşlara sunacağınız hükümet programındaki öngörüleriniz ancak ve yalnız e, yürütme organında egemen olursanız, yürütme organında yönetime gelirseniz e, yapılabilecek olan şeyler. Yani yasama organında şunları yapacağım diyerek bir e, taahhütte bulunmanız çok kolay değil Gülay Hanım. Dolayısıyla kısmi ittifak olur bu. E, aksak ittifak olur. Umarım, umarım bu yöne gidilmez. Umarım tek adayla e, seçime girilir. E, zaten sürenin de e, kısallaşması, kısa olması, e, sürenin azalması e, bunu daha da önemli kılıyor. Bu sormuş olduğunuz soruyu daha da önemli kılıyor. Umarım öyle olmaz. Peki eee Muhalefetin en güçlü partisi olarak doğal aday Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Tabii. E doğru bir aday mıdır? Kazanacak aday mıdır? Gülen Hanım bir defa yani bu işin kurgusu budur. Yani dünya teamülleri de Türkiye teamülü de budur. Bu tür birlikteliklerde en çok sandalyeye sahip olan partinin başkanının aday olması gerekir. Aslında biz koalisyonlara alışkın olan bir ülkeyiz. 60'lı yıllardan sonra koalisyonları gördük. İttifaklar yasaktı. Hı hı. Türkiye siyasetinde yasayla yasaklanmıştı ittifaklar. 2018'de yasal olarak olanaklı olduğu ilan edildi. Yasal düzenleme yapıldı ve ittifaklar olanaklı oldu. Dolayısıyla ittifak konusunu 2018'den bu yana biliyoruz. Ama İkisinin de aynı şey olduğunu düşünüyorum. Bir tanesini seçimden önce yapıyorsunuz, öbürünü de seçimden sonra yapıyorsunuz. Seçimden sonra olursa koalisyon. Biraz mecburiyet oluyor. E, Burada birazcık da e, ama dünya garipti. siyaseti de böyle zaten. Yani dünya siyasetinde de böyle olduğunu görüyoruz. Yani hemen hemen her yerde e, yeni bir takım birliktelikler inşa ediliyor vesaire. Şimdi buralarda e, e, olan budur. Yani e, en çok sandalyeye sahip olan partinin genel başkanının Aday olması şeklindedir. Öyle olmalıdır. Aslında bunun tartışılması bile söz konusu olmamalıydı. Ama tartışıldı. Peki kazanacak aday konusu için ne diyorsunuz diye sordunuz. Tabii ki kazanacak aday önemli. Tabii ki herkes buna önem verir ama yani seçimlerde kazanacak aday garantisi. Yoktur. Yok böyle bir şey. Yani daha yakın olan olabilir, daha riskli olan olabilir ama böyle garantili seçim daha icat edilmedi. Henüz ee, olmadı. <laughs> evet. Tek parti olursa belki garantili olarak seçileceğini söyleyebiliriz. Peki, e, siz bir söyleşinizde de şöyle dediniz birkaç hafta önce. E, İzmir'deki bir toplantıdan sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne tıpış tıpış gidecekler dediniz. Evet, evet. Tıpı ee, yani bir sorun çık yani bu, bu bu çok önemli uh -huh. ee, bir sorun çıkmadan e, bir e, kavga olmadan bir mücadele olmadan e, düzgün bir seçim yapmalıyız e, çok başarılı bir seçim yapmalıyız dünyanın gözü üzerimizde e, son e, yapılan bir değerlendirme yazısını okumuştum. galiba. Reuters'ın Reuters bir Reuters analizi vardı. Evet, evet. Evet. Yani dünyada en çok önemsenen seçim bizim seçimimiz olacak. Evet. Bütün gözler burada. Ben 2015 yılında İstanbul'da il başkanıydım. Partimin il başkanlığını yaptım ve iki genel seçim yaşadım. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadım. Hı hı. Çok sayıda gözlemci gelmişti. O zaman 2015 seçimi için böyle bir özel dikkat de çekilmemişti. Yani olağan bir seçimdi ama çok sayıda kuruluşun temsilcilerinin uzmanın geldiğini anımsıyorum. Beni ziyarete gelmişlerdi. Bunlardan bazıları basına yansımıştı basında yer almıştı falanca kuruluşun işte sınır tanımayan bilmem neler falan gibi basına yansımıştı. Bazıları hiç basına yansımamıştı ama gelenler beni bir ziyaret ediyorlardı. Hı hı. İstanbul'dan da öteki yerlere pek gitmiyorlardı İstanbul'a gelip sonra geri dönüyorlardı. Ben hayret etmiştim o kadar çok sayıda insanın gelmesini. Şimdi bu seçimlere dikkat çekildi. Dolayısıyla 2015'te gelen gözlemcilerden ya da Türkiye'ye gelenlerden çok daha fazlasını göreceğiz. Dünya burada olacak. Bir sınav vereceğiz dolayısıyla bu seçimin güvenlik içinde yapılmasını huzur içinde barış içinde yapılmasını hep birlikte sağlamak durumundayız. Ondan sonra da sonuca göre sonuca göre bir sorun çıkmadan iktidarı devretmeliyiz. Aslında 14 Mayıs tarihini ben o açıdan önemsiyorum. Anneler Günü bir de aynı zamanda değil mi? <laughs> o daha da, hayır yani ben 2010 yani <laughs> 1950, gidiyorsunuz 20, tabii doğal olarak. Ben, bakın tek parti yönetimi hem de koskoca İsmet Paşa Milli Şef Hı hı. hiçbir sorun çıkmadan ayrıldı ve yönetimi devretti ee, yani belki tıpış tıpış sözcüğünü hani siyasi olarak kullanmış olabilirim ama yani barış içinde huzur içinde anlamında e, söylüyorum ben bunu inşallah öyle olacak. Şimdi bir e, de tabi siz az önce söylediniz seçim güvenliği konusu e, son dönemde çok tartışılıyor işte e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Saat'a yönelik çıkışları e, gerçekten seçim güvenliği endişesi ...bir sürü insan da taşıyor. Evet. Ee, bunu 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 bertaraf edecek olan da... ...iktidar ama... ...orada da öyle bir çaba görmüyoruz. Evet. Yani hani herkes... E, ...seçimde ne olacak? Eğer ikinci tura kalırsa... ...o 15 gün içerisinde... ...Türkiye'de neler yaşanır? Karanlık bir takım şeyler... ...yaşanır mı diye gerçekten... ...endişeler, endişeler var. var doğru, doğru. Ee, bu endişeler... ...çok da haksız... ...gibi de değil sanki... Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin aynı günde olmasına biz baştan itibaren itiraz ettik parti evet. olarak. Ben bu itirazı sürdürüyorum. Yanlış bir şey. Ama böyle oldu. Dolayısıyla iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda parlamento seçimlerinin de yapılması ikinci turu bir ölçüde etkileyecektir. Değerlendirmenize katılıyorum. Ee, seçim e, güvenliği konusunda tabi her türlü önlemi almak gerekiyor. Ee, biz örneğin 2015 yılında her türlü önlemi almıştık. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı 300 bin artmıştı. Hı hı. Türkiye genelinde 500 binde oy artışımız bunun 300 binini İstanbul'da elde etmiştik. 2019 seçimlerinde de daha sonra aynı başarı gösterildi. E, şimdi 6 partiyiz. Yani hep birlikte bunu yapacağız. Aslında bütün muhalefet partilerinin de bunu yapacaklarına inanıyorum. Dolayısıyla herkesin gözü seçimde, sandıklarda, seçim güvenliğinde, sandık güvenliğinde. bir şey olmaz demiyorum. Her türlü tedbir almalıyız ama abartmamalıyız da. çünkü bazılarında canım oho, atı alıp Üsküdar'a geçecekler falan değerlendirmesi var. Niye gideyim ben falan değerlendirmesi. Bu çok yanlış. Hiç endişe etmeden gitmeliler. Biz altılı masa olarak her türlü önlemi alacağız. Herkes gitsin oyunu versin. Orada temsilcilerimiz olacak. Orada avukatlar olacak. Orada gözlemciler olacak. Herkes orada olacak. Yalnızca bizim ittifakımız değil başka ittifaklar var. Emek ve Özgürlük İttifakı var. Evet, onlar da, da onlar gireceğim. da devrede onlar da devrede olacak. Bütün partiler devrede olacak. Yani evet önlemleri alacağız ama güvenlik içinde gideceğiz, barış içinde, huzur içinde 14 Mayıs'ta nasıl 1950'de hükümet değiştiyse şimdi 2023 14 Mayıs'ında da hükümeti değiştireceğiz. Değiştirecek diyorsunuz. Şimdi dediniz ki <laughs> dünyanın gözde bu seçimlerde zaten 2023 yılında e, Dünyada gözlenecek beş tane seçim, değil mi? Birisi Türkiye, Zimbabwe, e, Arjantin, Pakistan. <laughs> bir de bir, bir yer Bilmiyorum. daha vardı hatırlamıyorum. Ve e, her biri içinde e, Türkiye'yi gerçekten de öne çıkartıyorlar. Bir yandan da e, Türkiye'nin şu anda yurt, e, siz eski bir Dışişleri Bakanı olarak bunu e, sormadan geçmek istemiyorum. E, Çavuşoğlu kısa bir süre önce işte e, geçen hafta Amerika'daydı. Ee, hani hep böyle bir sokaktaki insan diye tabir edelim, ee, işte Amerika'nın tutumu önemli, seçimleri işte belirleyecek olan şey yok, Rusya ile ilişki şu bu. Ya böyle bir şey var mı? Yani böyle böyle bir böyle bir efsane var, var böyle var. bir komplö teorisleri, şehir, teorisi, efsanesi, tabii, şehir tabii. efsanesi var. var. Evet. Ee, hani bu gülsek de inanmasak da bu konuşula ya Amerika ne derse olacak Aynen işte öyle. falan evet. gibi. Yani. Bu, bu öyle mi? Öyle, <laughs> mi? öyle mi? Öyle <laughs> <laughs> mi? Vallahi öyle değil. Öyle değil. Yani ben e, bu komplo teorilerine çok e, inanan çok yatkın birisi değilim. E, ama e, zaman içinde gördüm ki bunlar da göz ardı etmemek gerekir. Bunların Hı. hepsini de bir e, aklınızın bir yerinde tutmanızda yarar var. Her olasılığa karşı önlem almak. Astroloji anladım. gibi inanmayalım e, falan. ama. Bir evet, evet, evet. Bir yandan da göz ardı etmeyelim diyorum. Ee, yok böyle bir şey. Yani kim ne yapacak, kim ne diyecek? Yani e, aslında şunu görüyoruz. Seçimlere e, müdahale yalnızca e, bizim gibi ülkeler için değil, dünya devleri için de söz konusu olabiliyor değil mi? Tabii, yani Putin'in e, Putin evet yani evet, e, Trump'ın e, seçimlerine müdahale ettiği ne biliyoruz ya da o iddiayı biliyoruz. E, araştırma konusu olmuştu. E, başka yerler için de bu böyle. Zaten bu e, e, yapay zeka e, dediğimiz şey e, bizim bildiğimizin ötesinde bir takım müdahale olanaklarını da e, beraberinde getiriyor. E, o nedenle evet o ölçüde var. Yani bu yapay zekanın getirmiş olduğu bu e, veri, e, büyük verinin e, kullanımı e, bu tür müdahaleleri beraberinde bir ölçüde getirebiliyor. Ama o kadar. Yani onun ötesinde Amerika ne derse burada da o olur falan. Bunları doğru bulmuyorum. Ama tabii Şundan da üzüntü duyduğumu söyleyeyim. Dün Davos'ta ya da önceki gün Suudi Arabistan evet. Bakanının Türkiye ile ilgili değerlendirmesinden derin bir üzüntü duydum. Çok acıklıydı. Çok. <laughs> çok acıklıydı. Çok. Yani 21 yılda AKP'nin Türkiye'yi nereye getirdiğini de çok, çok, çok acıklı. Çok 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 için değil mi? Çok acıklı i̇htiyacı bir ihtiyacı olan e, ülkelere. Sormayın. Sormayın. Yani Mısır tabii kardeşimiz Pakistan hele hepten canımız ciğerimiz ama yani Türkiye'nin G20'nin üyesi olan gerçi düştük. Maalesef düştük. Maalesef düştük yani evet. o 90'larda 90'larda biz 16. 17. sıradaydık. O kötü dediğimiz 90'lı yıllarda Türkiye dünya gayri safi milli hasıla sıralamasında 16. 17. sıradaydı. Şimdi 21. sıradayız. Ee, yani İran e, önümüze geçti, geçiyor vesaire. Ama bu Suudi Arabistanlı Bakan'ın Davos'taki açıklaması e, beni doğrusu bir yurttaş olarak e, çok üzdü, çok evet. yaraladı. E, öyle bir noktadayız. Bu seçimlere müdahale midir? E, bilemiyorum. Yani onu öyle mi görmemiz gerekir? Belki öyle bir mesaj. Belki ters yönlü o merak etmeyin anlamında verilmiş olan bir şey olabilir. Evet. Apar topar Amerika'da siz söylediğiniz Sayın Çavuşoğlu'nun görüşmesiyle ilgili böyle bir toplantı, stratejik kurulun böyle bir toplantı yapması da seçimlerden önce bu F-16'nın çözülmesini belki beraberinde getirebilecektir. Ben onun yanı sıra yine dış siyasetle bağlantılı olarak Suriye konusunun da bir şekilde görüşülmüş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü AKP izlemekte olduğu yanlış dış siyasetten, Çark etmeye başladı. İyi ki çark ediyor. Doğrusunu yapıyor. Ama kolay kolay sonuç alamayacağı da görülüyor. Yani Suriye diyor ki önce bir tamam görüşürüz de sen bir askerlerini çek bakalım. Yani çok çok çarpıcı bir talep bu. Belki bunlar Amerika ayrıca görüşmeden yana olmadığını söylüyor falan. Yani bu sorunları çözerek seçime gitmek yani dış siyasetteki e, kaynak kullanımı açısından e, siyasi ilişkiler açısından sorunlu olan alanlarda bunları temizleyerek gitmek istiyorlar. Doğrusu da bu. Ama temizleyebileceklerini e, sanmıyorum. E, Olanaklı görmüyorum. Ama Amerika ne derse burada olur. E, yok öyle şey. Peki ben dün e, Ali Çarkoğlu, Profesör Ali Çarkoğlu konuğumdu. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler evet. bölümünden. Dedim ki e, hani şöyle bir şey var. E, Türkiye'de seçmen adaya göre mi karar verir? Yoksa siz de demin programın çok önemli olduğunu söylediniz. Ee, Millet İttifakı'nın programının da çok önemli olduğunu söylediniz. Yani hani e, burada kararsız Türkiye'de kararsız olan seçmen e, altılı masanın çıkaracağı adaya göre e, tercihini değiştirir mi yoksa programa gerçekten bakıp ha bu program e, beni beni ailemi ülkemi bir yere taşır diye e, tercih eder mi ne düşünüyorsunuz? Şimdi programın siz de biraz önce söylediniz bunu görüşürken programın yurttaşlara nasıl anlatılacağı önemli. Hı hı. Yani bir metni yazmanızın metnin bizatihi kendisinin çekiciliğinin fazla bir kıymet harbiyesi yoktur. Evet. Ee, o metni toplumun içselleştirmesi önemli. Evet. Onun için işte slogan dediğiniz müzik vesaire bütün bunlar yapılabilmeli, öyle bir algı yaratılabilmeli. Ee, aday için de aynı şey. Burada da çok sayıda faktörün etkili olacağını düşünüyorum. Yani adayı sevmesi, adayın onu yapabileceğine inanması çok önemli. Geçmişi, durumu, konumu, bütün bunları birlikte değerlendirecektir. Duygusal faktörlerle teknik faktörler diyeyim ya da mantıki faktörler çatıştığında duygusal faktörler öne çıkarmış. Hı hı. E, bunu dünya siyaseti içinde e, kullanıyorlar. E, Yılmaz Es Profesör Yılmaz Esmer'in e, böyle bir değerlendirmesi olduğunu anımsıyorum. E, de, o nedenle e, hayat zor, yani siyaset daha da zor. Yani öyle bir şey öyle bir görüntü sergileyeceksiniz ki hem siz etkili olacaksınız, sizi beğenecek, göz koyacak, size göz koyacak, olan aferin diyecek bir yandan, bir hı. yandan da ona hı. söyledikleriniz, yani kendi geleceğini orada görebilecek. İşte 70'li yıllardaki ak günlere bildirgesi bu ikisinin birleşkesiydi. Yani bir yandan çok karizmatik bir kişilik Bülent Ecevit bir yandan da çok güçlü bir program. İkisi zaten birbiriyle bütünleşmişti. Sonra onun sonunda işte yüzde 42'lik bir oy oranı ortaya çıkmıştı. İkisi birden onu söyleyeyim yani yalnızca biri ya da öbürü değil. Bir de mesela İstanbul belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken belki de çok fazla eee kişinin tanımadığı bir isimdi. Hatta ilk olarak aday gösterildiğinde de evet. yani hani seçilir kim bu, kim evet. bu gibi evet. şeyler doğru. oldu ama Ekrem İmamoğlu hani sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil hakikaten Türkiye'de de Çok sevildi toplum çok ekran. sevildi. Ee, evet, doğru. Ee, bir belediye başkanının aslında dışına çıktı. Çok doğru. Siz de aslında değil mi ee, belediye başkanlığını bırakarak tekrar eee CHP'de Başka bir göreve evet. gelmek üzere bırakmıştınız. Şimdi, ya yani Ekrem İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı olması e, seçimi kolaylaştırır mıydı? Ya da evet. bu, bu hata mıdır? Siz hani bu konuda çok deneyimli biri olarak sormak istiyorum gerçekten. Evet. Evet. Yoksa her şeyin bir zamanı mı vardır? Ben e, evet Ekrem Bey ile ilgili değerlendirmenize katılıyorum. Bunu ben de görüyorum. Halkımız Ekrem Bey'i sevdi. Hı hı. İstanbullular da sevdi. Başka kentlerde yaşayan insanlarımız da sevdiler. Benim parti genel başkanlığına aday olduğum dönemde yasalar bunu olanaklı kılıyordu Gülay Hanım. Yani hem belediye başkanı hem de parti genel başkanı oluyordunuz, olabiliyordunuz. Hı hı. e Şimdi öyle değil. Bu yasaklandı. Belediye başkanlarının bir parti yönetiminde görev alması, denetiminde görev alması olanaklı değil. Bir defa bunu söyleyeyim. İkincisi, işte bugün gazetelerde de çıkmaya başladı. Bu seçim için söylüyorum. Belediye başkanının aday olması durumunda istifa etmesi gerekiyor. Hı hı. Yani adaylıkta istifa etmesi gerekiyor. Adaylıkla birlikte istifa, i̇stifa etmesi gerekiyor. gerekiyor. Şimdi parti bunu değerlendirdi ve Sayın Genel Başkan hem İstanbul Belediye Meclisi'ni hem de Ankara Belediye Meclisi'ni oradaki yapıyı dikkate alarak belediye başkanlarımızın yani Ekrem Bey'in Mansur Bey'in ayrılmaları istifa etmeleri durumunda orada belediyeye AKP'nin her iki kentimizde de AKP'li bir belediye başkanının geleceğini dikkate alarak bunu doğru bulmadığını söylemişti. Başka açıklamaları da oldu Kemal Bey'in biraz daha hani deneyim kazansınlar anlamında söylemişti. Parti Genel Başkanlığı'nın böyle bir karar almasının ardından ben partili belediye başkanlarımız Ekrem Bey'in gerçi altılı masanın desteği var tabii hiç kuşkusuz. Partili belediye başkanlarımızın Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in ayrılacaklarını sanmıyorum. Hı hı. Ama tabii karar kendilerinin. Ee, bir de tabii e, HDP seçmeni artık Kürt seçmeni var. E, burada da çeşitli sıkıntılar yaşandığını görüyoruz işte İyi Parti'nin e, bu konudaki yaklaşımı. HDP seçmenini göz ardı etmek e, 2023 seçimlerine giderken ne kadar akılcı? HDP ile görüşmeler e, CHP tarafında sürüyor mu? Hatta sizin o cümlelerinizi de e, iktidara yakın medya e, bayağı bir köpürttü. Evet evet. E, evet önce. biliyorum e, biliyorum yani bu e, AKP klasidir. E, AKP eşine geldiği zaman e, HDP ile işbirliği yapar güç birliği yapar. Onunla yetinmez e, Dolmabahçe Sarayında görüşme yapar. Onunla yetinmez bakan atar. Kendi hükümetinde HDP'li bakanlar atar. Sayın e, Erdoğan da bu bakanları onaylar. İşine gelmediği zaman da e, şimdi e, sizin işaret ettiğiniz tavrı ortaya koyar. E, <laughs> HDP seçmeninin e, sayısını bir hatırlatayım. Yani 6 milyon üzerinde bir yurttaşımız HDP'ye oy veriyor. HDP bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üçüncü parti. Hı hı. Evet. Eğer böyle bir parti sorunlu bir parti olarak görülüyorsa bu hepimizin sorunu burada ciddi bir sorun var demektir Türkiye bu sorunu çözemedi demektir. Yani HDP'li bir başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor değil mi? HDPli başkan vekilinin yönetiminde alınan yasalar çıkarılan yasalar resmi gazetede yayınlanıyor. Ee, ama HDP söz konusu olduğunda onlarla görüşmem e, diyorsunuz. HDP'nin e, e, Türkiye Büyük Millet Türkiye'nin yasalarına göre, Türkiye'nin anayasasına göre kabul edilemez bir eylemi varsa bu, bu yargının karara bağlayacağı bir şeydir. Yargının e, kararına da bir şey diyemeyiz. Ama siz kendi kendinize hüküm vererek böyle bir tavır ortaya koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuzdur ama asıl büyük yanlış bizim ülke olarak Kürt sorununu çözememiş olmamızdır. Yani Kürt sorunu diye bir sorun yok diyorsanız mesele yok zaten. Ama yurttaşlarımızın bir bölümü diyor ki böyle benim böyle bir sorunum var. Ya biz kardeşiz. Yani eğer böyle bir sorunum var diyen bir kitle varsa, bizim bir bölümümüz böyle diyorsa, e bunu çözmemiz gerekir değil mi? Bunu oturup çözmemiz gerekir. Çözmemiz gerekir de çözemedik. Hiç olmazsa bundan sonra çözebilmeliyiz. Yeni dönemde çözebilmeliyiz. Bu tür duyarlılıkları anlıyorum. Partiler arası ilişkiler, partiler arası rekabet açısından biraz önce değindiğiniz duyarlılıklar yaşanıyor. Onu anlıyorum ama işin temeline inerek bunu söylüyorum. Koskoca Türkiye bu sorunu çözebilmeliydi. Çözmek zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çözümün nasıl olması gerektiğine ilişkinde bir yöntem önerisinde bulunduk. Hı hı. Türkiye'de hiç yöntem önerisi ortaya konmadı Gülay Hanım. Herkes şöyle yani kimileri yok can böyle bir sorun yok dedi. Kimileri böyle bir sorun var onu şöyle çözelim. Böyle yaklaşalım dedi dediler. Ama yönteme ilişkin bir öneri ortaya konmadı. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkadaş evet böyle bir sorun var. Gelin bu sorunu şu yöntemle çözelim. Yani Hakikatlar Komisyonu kurulsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partiler bunu ele alsın. Meclis dışında sivil toplum örgütleri de bunu tartışsın. Yani bizim temel bir sorunumuz, ciddi bir sorunumuz, çözmemiz gereken bir sorun. Bizim büyümemiz, gelişmemiz, güçlenmemiz, Türkiye Devleti'nin gücü, Türkiye Devleti'nin saygınlığı, Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası toplumdaki yeri vesaire biraz da bununla ilişkili. Bu sorun çözülmelidir. Evet, ama seçime giderken bir yandan yani da. Yani şu hani, an için demiyorum yani genel evet, olarak söylerim. HDP ile ilişkiler ve İyi Parti ile ilişkiler. Bizim ilişkilerimizle JP... söyleyeyim AKP affedersin çok özür dilerim. Buyurun, yani canım. siz söylemiştiniz. Yani biz görüşüyoruz dediğim bir hükümet programı görüşmüyoruz ya da bir ittifak görüşmesi yapmıyoruz. Biz HDP ile görüşüyoruz. Yani bayramlarda e, birbirimizi ziyaret ediyoruz. E, telefonla görüşülmesi gereken ya da yüz yüze görüşülmesi gerekenler gereken şeyler olursa görüşüyoruz. Benim dediğim bu. Hı hı. E, ama bunu AKP e, yönetimi evet. kadrolar sizin dediğiniz gibi köpürttü. Sanki biz bir koalisyon görüşmesi hı hı. E, yapıyormuşuz gibi bir izlenim yaratmaya çalıştılar. O doğru değil. Ee, ama yani diyorsunuz ki seçime giden süreçte e, masanın HDP ile ilişkisinde bir şekilde bir denge oluşturmayı başarmak mümkün olacak olmalıydı öyle diyeyim olmalıydı olmalıydı, olmalıydı. geciktik e, mi olmaz e, mı artık e, pek olan haklı görmüyorsunuz. E, pek olan haklı görmüyorsunuz, e, görmüyorsunuz ama e, HDP seçmeninin oyunu almadan da e, iktidarı kazanmak pek çok mümkün doğru gözükmüyor. çok doğru yani HDP'li e, HDP, HDP seçmenin oyunu yerel yönetimler Yerel yönetim seçimlerinde kabul edip de e, Ulusal Meclisin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde kabul etmemek de bir gariplik değil mi? Yani e, o seçmenin oyu yerel yönetim seçimlerinde muhteber. E, ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde e, Can verirse versin ya da versin ama yani bir görüşme yapmayayım e, demek e, bana göre çok garip. Ama artık bu Bence bundan sonra önümüzdeki dört ay içinde böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, belki e, adaylık konusunda e, e, farklı bir takım e, gelişmeler olabilir. Zaten Sayın Ahmet Türk'ün e, dün ya da önceki gün, önceki gün e, vermiş evet. olduğu açıklamada biraz onun işareti olarak e, görülebilir. Yani bir, bir denge ile götürüyoruz. Bu 2019 seçimlerinde e, e, şöyle bir şey vardı. Ee, ÖDP e, ittifakta yoktu hatırlıyorsunuz hı hı. Ama ÖDP'nin genel başkanı bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu belediye başkan adayıydı Sayın Taş ee, yani Tam içindeydi ee, Saadet Partisi dirsek teması diyordu ee, Ama Saadet Partililer de Saadet Partisi'nin seçmeni de e, devredeydi HDP'nin hiç adı yoktu Ama e, seçim sonuçlarında HDP'li seçmenin çok büyük katkıları olduğunu gördük bu ne bu? Bunu nasıl tanımlamak gerekir? Bilemiyorum. Tam tanımlayamıyorum ama böyle bir böyle bir olgu yaşandı. Şimdi belki ona benzer bir olgu olabilir mi? Onu görmek lazım. Onu anlamaya çalışmak Peki de lazım. Peki, umutlu değilsiniz ama <laughs> hissettiğim kadarıyla. zor gibi gözüküyor. Zor gibi Birey gözüküyor. Hanım. Peki son bir soru olarak şunu söylemek istiyorum. Siz de koalisyon hükümetinde siyaset yaptınız Türkiye'de ve dediğiniz gibi ilk kez altı partili bir ittifak e, aday. E, daha önce yeniden önce de konuştuk. E, İtalya'daki evet, e, Zeytin Ağacı, Ağacı. İttifakı'nın evet, 18 evet. partili. Evet. Biz onların rekoruna <gülüyor> erişmemiz <gülüyor> mümkün değil gibi gözüküyor. Ama kendi rekorumuzu kırdık yani kendi, ilk defa 6. Yani hep 4 partiliydi. Kendi, evet kendi, kendi rekorumuzu, rekorumuzu kırdık. kırdık. Yani şunu sormak istiyorum. Hakikaten koalisyon hükümetleri e, bir ülkeyi bir yere taşımak için eee Tek partiden daha fazla dezavantajlı mıdır? Böyle bir şey böyle bir şey var mı? Öyle bir enkabey. Hayır, böyle bir şey yapılamaz. Yani böyle bir şey söylenemez. Ee, e, koalisyonlarla biraz önce de söyledim ilk kez 27 Mayıs darbesinden sonra e, karşılaştık. E, o, o dönemdeki büyüme oranına ve enflasyon oranına dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi AKP'nin tek parti yönetimi 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. Türkiye'nin geliri düştü. G20'den aşağıya düştük. Enflasyon hiç oranı bile vermeyeyim. Ama koalisyon döneminde 60'lı yıllarda koalisyon döneminde %5 %7 büyüme ve %5 enflasyon vardı. Yani eğer bir ölçü olarak bunu almamız gerekirse işte size bir ölçü. Yani büyüme ölçüsü ve enflasyon ölçüsü. Koalisyon hükümetinde %5 enflasyon, %7 büyüme, şimdi AKP yönetimindeki büyüme ve enflasyon oranlarına bakın. Yani böyle bir genelleme yapılamaz. E tabii ki yani akıl, mantık, tek parti yönetiminin daha işler, sonuçlar verebileceği. Ama tek parti yönetiminin de ülkeyi nereye getirdiğini görüyoruz. Yani ağzını açan Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla tek kişinin e, yönetiminin e, e, sürdürülmesi mümkün değil. Yani zaten yaşadıklarımız da bunu gösteriyor, bu yanlışlığın ne olduğunu gösteriyor. Eğer siyasetçiler birbirleriyle anlayış içindelerse, e, bir program hazırlamışlar ve buna sahip çıkarlarsa, uygularlarsa pekala başarılı sonuçlar da elde edilebilir. Size bir örneğini verdim. 60'lı yılların ilk yarısının örneğini hı hı. verdim. E şu anda Türkiye'de son bir kelime kavram olarak sizden duymak isterim. Türkiye'deki şu anda rejime ne isim verebiliriz biz? Yani anayasa koymuş, AKP adını koymuş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. hükümet sistemi. Evet. Dünyada böyle bir sistem yok. Adı bu da. Adı bu. Algı ne? Ee, e, tek adam yönetimi diyoruz. Tek adamın keyfi yönetimi diyoruz. Hı hı. Bu yani Devletin bütün erklerini bir kişi kendi elinde kullanmakta bir araya getirmiş, kullanmakta. Yok böyle bir şey. Yani Kutadgu Kubilik'ten bu yana yok. Yusuf Has Hacib'in meşhur Kutadgu Bilig'inde de devletin nasıl yönetileceği söylenir. Yazılma tarihi 1070. Daha Türkler Anadolu'ya gelmeden önce yazılmış bu. Yok böyle bir şey. 1070'ten beri bu yana diyorsunuz. Böyle bir hiç sistem, yok böyle şey bir yok. olay. İlk defa böyle bir olay. Dünya da ilk kez görüyor. Bunu aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz bir bir sistem de yok yani Hı. parlamenter sistem parlamenter var sistem biraz var. öyle bir jargonun yani yeni bir takım eklemeler var İşte hükümetin bozulmasında mutlaka alternatif güven oyu alacak bir alternatifin ortaya konması zorunlu vesaire getiriliyor. bir başka çok çarpıcı şey kesin hesap komisyonuyla plan plan bütçe komisyonunun ayrılması ve Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanlığına bir muhalefet partisi milletvekilinin getirilmesinin hı hı. taahhüt edilmesi. Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri hem önceki yıl bütçesinin uygulamasını hem de gelecek yıl bütçesinin taslağını müzakere ederler. Ama müzakere daha çok gelecek yıl bütçesinin taslağı üzerindedir. Geçmiş yılın bütçe uygulaması, kesin hesap dediğimiz uygulamaya milletvekillerimiz pek... Önem vermezler bitmiş, ya da bitmiş. o evet biraz öyle gibi evet biraz öyle gibi. Şimdi bunu ayrı bir komisyon olarak mesela getirilmesini öngörürüz. Bu da bence parlamenter e, demokrasinin güçlenmesi için önemli bir öneri e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiydi. E, yani bu tür yenilikler var ama yani sonuç itibariyle parlamenter sistem e, böyle bir sistem yok cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem yok zaten hükümet yok ortada yani evet, hükümet, hükümet yok, yok ki hükümet sistemi diyelim. Ee, i̇nşallah 14 Mayıs'ta bu bitecek. İnşallah parlamenter tıpış sistem tıpış için. Tıpış tıpış diyorsunuz. <laughs> yani belki oradaki sözcüğe <laughs> takım takılmayalım. Evet yani dostluk içinde, barış dostluk içinde. Dostluk içinde, barış içinde. içinde. Ee, evet, evet, ee, güvenlikli, bir şekilde, güvenlikli bir şekilde ee, seçim evet, tamamlanacak evet, diyorsunuz. Evet. Peki e, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim e, Türk siyasetinin duayen isimlerinden birini ağırladım bugün. Murat Karayalçın sağ olun var olun. Ee, ben teşekkür ederim. Geldiğiniz konuk olduğunuz rica için rica, çok teşekkürler. Rica ederim. E, Orta Dalga'dan bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.